Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine efsane bir tarif ile karşınızdayım. Bugünkü tarifim akılda kalacak görseli ve yumuşacık dokusuyla zebra kek tarifi olacak. Sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm bu güzel kek tarifinin hemen yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Öncelikle kekimiz için kullanacağımız tüm malzemelerin oda ısısında olması için hazırladım. Şimdi hemen yapımına başlıyorum. 2 tane büyük boy yumurtanın içerisine 1 su bardağı dolusu toz şeker ilave ederek bir mikser yardımıyla beyaz beyaz oluncaya kadar çırpalım. Bu aşamayı dilerseniz mikser değil de el çırpıcısı yardımıyla da yapabilirsiniz ancak biraz vakit alabilir. Bu şekilde çırptıktan sonra diğer sıvı malzemelerini ilave ederek devam edelim. Gayet güzel istenilen kıvama geldi. Şimdi içerisine oda ısısında yine bir su bardağı süt ve bir su bardağı da sıvı yağ ekleyelim. Bu aşamada eğer dilerseniz sizler zeytinyağı da kullanabilirsiniz ancak ben kek ve pastalarda zeytinyağındansa sıvı yağ tercih edenlerdenim. Tüm sıvımı karışımları bu aşamadan sonra el çırpıcısı yardımıyla bir güzel çırpalım. Sıvı karışımlar tamamen birbirine karıştığına göre şimdi katı malzemeleriyle devam edelim. Toplamda 3 su bardağı dolusu un kullandım. Ancak sizler her zamanki gibi ölçüm miktarına bu aşamada çok dikkat edin lütfen. Yumurta boyutlarından kullandığınız unun kalitesinden ve bardak ölçümlerinden farklılık gösterebilir. Öncelikle bir su bardağını un eleğime aldım. İçerisine bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekledikten sonra bir güzel eledim. Şimdi bir su bardağı daha ilave ederek eleme işlemiyle devam ediyorum. İlk olarak 2 su bardağı un ilavesi ile başladım. Şimdi tüm bu malzemeleri iyice bir çırpıp daha sonrasında kıvam testi yaparak devam edelim. Gördüğünüz gibi una ihtiyacı var. Biraz sıvı oldu. Şimdi bir su bardağı daha un ilavesi yaparak devam edeceğim. Son un ilavesinden sonra tekrar çırpma işlemiyle devam edelim. Bu kadar un benim için yeterli oldu. Dediğim gibi sizler temkinli olun. 2,5 ila 3 su bardağı arasında un ilavesi yapabilirsiniz. bu aşamayı hızlı olarak geçiriyorum hemen hamurumu istediğim kıvama getirdikten sonra bir kısmına kakao ilave etmek için ayıracağım şimdi sizler de göreceksiniz kek hamuru kıvamına geldi gördüğünüz gibi hamurum şimdi bunun üçte birini ayrı bir kaba alarak içerisine kakao ilave edelim Kakao ilave ettikten sonra hamurumuz eğer katıl olursa asla paniklemeyin. içerisine süt ilave ederek yumuşatabilirsiniz. Ben de tam da bu bahsettiğim şekilde hazırladım. Birazcık kakao ilave edince hamurun biraz daha katılaştığı için yaklaşık şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar da süt ilave ederek çırpma işlemiyle devam ediyorum. Bu aşamayı da sizlerle paylaşmak istedim. Mutfak konusunda tecrübesiz arkadaşlarım varsa bu şekilde bir durumla karşılaştığında asla çözümsüz olmadığını görsünler diye bu şekilde güzelce kakao karışımımı da çırptıktan sonra artık tepsimizin daha doğrusu kek yapacağımız kalıbın başına geçebiliriz. Dilediğiniz bir kek kalıbını tercih edebilirsiniz. İsterseniz kelepçeli kalıp, isterseniz bu şekilde bir kalıp veya borcamda da hazırlayabilirsiniz. Ben tabanını her zamanki gibi sıvı yağla yağlıyorum. Bu aşamada katı yağdan da faydalanabilirsiniz ya da sprey yağdan. Her tarafını, her bir ayrıntısını güzelce yağladıktan sonra şimdi artık hamurumuzu kalıbımıza alabiliriz. kek hamurunun kalıba alınma halini tabii ki detaylı olarak paylaşacağım şimdi. Öncelikle benim kalıbım bu şekilde olduğu için süs yapmak amacıyla e, buradaki çukur kısımlarına beyaz hamurdan ilave ediyorum. Sizler düz bir kalıp tercih edecekseniz normal ortadan e, başlayabilirsiniz. Biraz sonra sizlere de göstereceğim gibi ama ben bu şekilde bir kalıp tercih ettiğim için kenarlarını bir güzel süsleyeyim ondan sonra devam edelim. kenarlarının çukur kısmını beyaz hamurla doldurdum. Şimdi artık orta kısmıyla başlayabiliriz şekillendirmeye. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi orta kısmına e, isterseniz kepçe yardımıyla isterseniz bir e, dağıtıcı yardımıyla şöyle ben bir kepçe kullandım ama bir kepçe kadar ekleyelim kakaolu hamurdan. Sonrasında orta kısmına yine beyaz hamurdan daha sonra tekrar kakao derken bu şekilde şekillendirme ile kekimizi zebra haline getirelim. Bu aşamayı daha detaylı görmeniz adına ve sıkılmadan izlemeniz adına hızlandırılmış olarak hemen geçiriyorum. Hamur bitinceye tepsi doluncaya kadar bu şekilde aynı işlemi uygulamaya devam edelim. Hamurlar bittikten sonra önceden ısıtmamış olduğumuz fırına kekimizi göndererek 40-45 dakika arasında pişirelim. Benim fırınımın ayarı keki bu şekilde pişirdiği için bu şekilde tavsiyede bulunuyorum. Ancak sizler fırınınızı daha iyi tanıdığınız için nasıl ayarda pişirmek isterseniz o ayarda ayarlayabilirsiniz. Ben önceden ısıtmamış olduğum fırına göndererek daha sonrasında 180 derece fanlı alt üst ayarda bu şekilde kızarıncaya kadar pişirdim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra da uygun bir servis tabağına ters çevirerek servise hazırlayalım. Hiç zorlanmadan kalıbımdan gayet kolay bir şekilde ayrıldı kekim. Çok nefis görünüyor. Dilerseniz orta kısmına krema da ekleyebilirsiniz ancak zebra şeklini daha detaylı görmek için ben bu şekilde servise hazırladım. Hemen bir dilim alarak kekimizin dokusunu da inceleyelim ve daha sonrasında veda edelim. Tarifimi bu aşamaya kadar izlediyseniz eğer lütfen videoma birer beğeni bırakmayı, fikir ve görüşlerinizi de yorum kısmından bana ulaştırmayı unutmayın. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz daha fazla tarife kolayca erişebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kekimden hemen bir dilim aldım. Şimdi servis tabağına koyarak daha detaylı olarak içini sizlerle paylaşmak istiyorum. Mutlaka denemenizi önerdiğim bu tarifi denemesini istediğiniz, görmesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa videonun altındaki paylaş butonu üzerinden gönderebilirsiniz. Görseli ve lezzetiyle gayet başarılı bir kek tarifimiz daha oldu. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.